My name's Kate. Merhaba, ben Katie. Tate Modern'daki ultra modern gösteride bütün ölü yıldızlar isimli bir çalışmam var. Bu 3 metreye 2 metre büyüklüğünde devasa bir harita. Kainatta bugüne kadar gözlemlenen ve kayıt altına alınan ölü ya da ölü sayılabilecek tüm yıldızları bu harita üzerinde göstermeye çalıştım. Bu çalışma lazerle delinmiş anodize alüminyum üzerinde noktalar halinde temsil edilen 27 bin ölü yıldızdan meydana geliyor. Veri toplamak ve astronomlarla buluşup bilgi almak işin kolay kısmıydı. Sadece böyle bir haritanın var olup olmadığını öğrenmek için 100 değişik süpernova avcısına, astrofizikçiler ve uzay bilimcilere mail atıp onları takip etmek zorunda kaldım. Böyle bir harita olmadığını öğrenince de hemen çalışmalarıma başladım. Yarattığım harita ne yazık ki kainattaki bütün ölü yıldızları yanlışsız olarak gösteremiyor. Sadece bugüne kadar gözlemlenen ve kayıt altına alınmış yıldızları içeriyor. Eğer bütün ölü yıldızları göstermeye kalksaydım, bir astronomun da söylediği gibi elde edeceğim harita gerçekten de dünya kadar büyük olurdu. Çünkü milyarlarca yıldız var. Her 100 yılda bir galakside bir süpernova patlıyor. Ve kainatın geçmişini düşündüğümüzde, bu bizim zaman anlayışımıza göre her saniyede birkaç tane süpernova anlamına geldiği için bütün bunları bir harita üzerinde göstermek gerçekten de imkansız. Bazı astronomlar yıldızlarla yıldız kimlikleri yüzünden ilgilenir. Onlar için önemli olan doğumları, yaşamları, ölümleri ve yani geçirdikleri fiziksel süreçlerdir. Diğerleri ise yıldızları kullanarak kainat hakkında daha çok bilgi elde etmeye çalışırlar. Görünebilir ve görünemeyen cisimler arasında karar veremiyordum. Çünkü bir yıldız patladıktan sonra geriye hala görünebilir olan gezegensi bulutsular ya da kara delikler kalıyor. Bunun için de görünebilir olmak ya da olmamak arasında ayrım yapmamaya karar verdim. Ölü ve canlı arasındaki fark çok belirsiz, öyle değil mi? Çünkü bir cismin sonu başka bir cismin başlangıcı anlamına gelir. Ayrıca biz yapan şey de yani kanımız ya da kanımızın içindekiler muhtemelen bir zamanlar ölen bir yıldıza aitti. Dünyadaki yaşamın ölen bir yıldız tarafından başlatılmış olması da çok ama çok etkileyici bir olay. Yaptığım çalışmanın bir sonu olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca bu çok daha büyük olması gereken bir çalışmanın minicik bir parçası. Evet, 27 bin yıldız olmasına rağmen bu gerçekten de çok ama çok küçük bir parça. Öte yandan var olan tüm yıldızları haritada göstermek de son derece anlamsız. Çünkü bu bir insan hayatında yapılabilir bir şey değil.